Hemen ben de yatırım ödeneyim soralım. Yunus Yurtbakan olacak karşımızda. Yunus merhaba. Piyasa genel olarak risk iştahı anlamında neyi fiyatlıyor? Lütfen bize anlatır mısın? Piyasaya baktığımız zaman genel olarak öncelikle Avrupa Merkez Bankası'nı beklediğini görüyoruz ve burada bir olumlu beklenti var. Ya parasal genişleminin miktarını artıracaktır ya da süresini uzatacaktır. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumlu yönde etkiliyor. Hani dolar TL'deki veya BIST'teki ana hareketin nedeni budur. Gelişmekte olan ülkelerde bir olumlu hava var. Dolar TL'de bu aşağı yönü baskılamakta. ABD tahvil olanlarına veya Avrupa'ya baktığımız zaman da bir yatay seyir söz konusu. Dolar Türk Lirası'nda biz kısa vadeli düşüşlerin devamı bekleriz perşembeye kadar. Sonrasında da bildiğiniz gibi cuma günü tırın dışı verisi var. Onun olumlu veya olumsuz gelmesine göre yönünü belirleyecektir. Yunus, çok kısaca altına da bakalım. Altın fiyatlarına ilişkin görüşler nedir? Doların biraz gün içerisinde güç kaybetmesiyle 1065'in üzerine çıktık altından. 1065'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadede 1080 hedeflenebilir. Ama orta uzun vadede hem Çin'deki talebin azalması hem Fed'in faiz arttırım beklentileriyle genel trend hala düşüştür. Yunus, çok teşekkürler. Kolay gelsin.